Merhaba dostlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta noktaya kadar gelmiştik. Orta nokta basit bir şey dostlarım. Bir şeyin ortasını bulacaksınız. Nasıl bulursunuz ortayı? Hemen yani hangi bir şeyin ortasını nasıl buluruz? Başlangıç ve sonu toplayıp ikiye bölersiniz. Burada da aynı şeyi yapacağız. Şu orta noktanın koordinatlarını arıyoruz. Yalnız lütfen dikkat edin. Şöyle şaşıran arkadaşlarım oluyor. Hocam A ile B arasındaki uzaklığı bulup ikiye bölersem, evet, A ile B arasındaki uzaklığı bulabilirsin, doğru. Ve bunu da ikiye bölersen şuradaki uzaklığı bulursun dostum, bu mesafeyi. Ama bana burada uzunluk falan istemiyor. Diyor ki orta noktanın koordinatlarını, yani apsisini ve ordinatını bul diyor benim için. Dünyanın en basit şeyi dostlarım. Uç noktaların, yani nerenin ortasını bulacaksanız x'lerini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Y'lerini toplayıp ikiye böldüğünüzde orta noktayı buluyormuşuz. Hadi birkaç soru gömelim. İlk örneğimiz gayet basit. Orta noktasının diyor, durdum burada. Hemen bir orta noktayı bulalım. Ne yapacaktık? X'leri toplayacaktık. Yani 4 ile eksi 2'yi 2'ye böleceğiz. Y'leri toplayacağız. 11 ile 5'i ve 2'ye böleceğiz. 4 ile eksi 2'nin toplamı 2. 2'ye bölersem 1. 11 ile 5'in toplamı 16. 2'ye bölersem de 8. Diyor ki bana orijine uzaklığı nedir diye bir soru soruyor dostum. Orijine uzaklık demek neydi? Sıfıra sıfıra olan uzaklık yani. Hemen iki nokta arası uzaklık yapıyorum. Kök içinde x'leri çıkartırsam 1 gelir, karesi 1. Y'leri çıkartırsam 8 gelir, karesi 64. Kök içinde 65 oldu. Şıklarım da var, işaretledim. Geldim ikinci sorumuza arkadaşlarım. Bunu da maviyle çözelim. Analitik düzlemde noktaları bir ABC üçgenin köşeleridir. Bakın bu bir sınav sorusudur. Ve orta noktayla ilgili sorulmuş bence en güzel sorulardan bir tanesi dostlarım bu da. Hemen şurada halledelim işi. Şimdi bir ABC üçgeni varmış. Şöyle gösteriyorum. Bu ABC üçgeninin BC kenarına ait, bakın şu kenara indirilen diyor, D noktasının, indirdim, D noktasına düştü bu kenar ortayın diyor. Uzunluğu nedir? Yani gösterilişi şu. Şunu arıyoruz. AD kenar ortayının uzunluğu. Biz bunu geometride nasıl okuyorduk? AD kenarının uzunluğu diye okuyoruz. Ama analitikte nasıl okuyorduk? A ile D noktaları arası uzaklık. O halde ben iki nokta arası uzaklık yapacağım demektir bu. Ve noktaları bilmeliyim tabii ki. A'yı biliyor muyum? Eksi 1'e 3 biliyorum. Peki D'yi biliyor muyum? Şimdilik bilmiyorum ama D dediğim nokta öyle sıradan herhangi bir nokta değil. B ile C'nin bakın tam ortasındaki nokta. O halde D'yi bulabilirim. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Toplayıp 2'ye böl. Eksi 4 ile 6'yı topladım 2 yapar. 2'ye bölüyorum 1 yapar. Eksi 4 ile 0'ı topluyorum eksi 4 yapar. 2'ye böldüm. Eksi 2 yaptı. Ve şimdi hadi gelin A ile D arasındaki şu uzaklığı bir hesaplayalım bakalım. Kök içinde eksi 1, eksi 1 geliyor dostlarım. Eksi 1, eksi 1'in karesi. 3, eksi, eksi 2'nin karesi geliyor. Burası eksi 2 yaptı. Yani karesi 4 yaptı. Burası 5 yaptı. Yani karesi 25 yaptı. Toplarsak da kök 29'dur. Şıklarda gördüm, işaretledim hemen. Üçüncü formülümüz ağırlık merkezinin koordinatları. Benim nezdimde çok önemli bir formül değil. Sınavda çıkacağını zannetmiyorum bu arada, haberiniz olsun. Bir üçgenin ağırlık merkezi neydi kardeşlerim? Kenar ortaylarının kesiştiği nokta. Eyvallah hocam. Ve ağırlık merkezinin koordinatları şöyle bulunuyormuş dostlarım. Üçgenin üç köşesinin aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. Yani şu. 3 köşenin x'lerini topla, 3'e böl. Y'leri topla, 3'e böl. Bu. X'leri topla, 3'e böl. Y'leri topla, 3'e böl. G noktasının koordinatlarını bulmuş oluyormuşuz. Tamam. Hadi bakalım soru çözelim. Ağırlık merkezinin koordinatları nedir diye soruyor. Hemen bulalım hocam. Ağırlık merkezi şöyle bulunuyordu. X'leri topla, 1'i, 4'ü ve 7'yi topla, 3'e böl. Şimdi y için y'leri topla 5'i, eksi 1'i ve 2'yi topla
3'e böl. İşte bitti. 5, 12 bölü 3'ten 4. 4, 2 daha 6 bölü 3'ten 2. 4'e 2'ymiş cevap Bursa. Hadi geldik buna. Köşe koordinatları bu olan üçgenin ağırlık merkezi. Bak burada ağırlık merkezini vermiş, bunları bir istiyor bizden. Hadi şimdi ağırlık merkezini nasıl buluyorduk hocacığım? X'leri topla, yani K'yı, 4'ü ve 1'i toplayıp 3'e bölersem apsisi bulurum. Y'leri topla, eksi 1'i, 7'yi ve M'yi toplayıp 3'e bölersem de Y'yi bulurum. Ve bu bizim ağırlık merkezimizmiş. Yani 2'ye eksi 1'miş. O halde şurası 2'dir. Yani şu apsis 2'ye eşittir. Ordinat da eksi 1'e eşittir. Hadi burayı şimdi 2'ye eşitleyelim. Burası K artı 5 bölü 3'tür. 2'ye eşitledim. İçler dışlar yaparsam K 6. K artı 5 6. K da 1 gelir dostlarım. Hemen şurayı. Şurası 6 artı M bölü 3 yaptı. Eşittir eksi 1'miş. İçleri dışları çarptım. 6 artı M eksi 3 oldu. M eşittir eksi 9 geldi. Bana da K ile M'nin toplamı eksi 9 ile 1'in toplamı eksi 8 yaptı dostlar. Bir soru daha. 3'e 9 olduğuna göre ağırlık merkezinin koordinatları. Dostum 3 dediğim şey apsis, yani Y'ye uzaklık. Bakın hemen gösterdim. 9 dediğim ordinat, yani X'e uzaklık. Hemen onu da gösterdim. Burası 9. O halde burası da 3 oldu hocam şu dikdörtgenden. Bakın diklikten diklik indi. Bizim öklitimiz vardı hani. H kare eşittir P çarpı K ökliti. H 9, karesi 81. P dediğim şey 3. K da buradan 3 ile neyin çarpımı 81'dir sorusunun cevabı 27. Şurası da 27'ymiş. Peki bu durumda şimdi üçgenin köşelerine bakalım. B'nin koordinatları ne oldu? Bak apsisi 30 oldu. X ekseni üstünde olduğu için Y'si 0. A'nın koordinatları zaten biliniyor. Bir diğer köşemizde orijin, onu da biliyoruz, 0'a 0. Şimdi bize ağırlık merkezini soruyor ya. Neydi kural? 3 köşeyi topla, 3'e böl. X'leri topluyorum. 3, 0 ve 30. 3'e bölüyorum. Y'leri topluyorum. 9, 0, 0 ve 3'e bölüyorum. Burası 33 bölü 3'ten 11, 9 bölü 3'ten de 3 gelir. G'nin koordinatları bize de bunların toplamını soruyor. 14'ü paketledim dostlarım. Dördüncü formülümüz paralel kenar olmak koşulu. Çok güzel bir kural arkadaşlarım. Bir dörtgenin paralel kenar olduğunu söylüyorsa, ki unutmayın paralel kenar demek aynı zamanda dikdörtgen de paralel kenardır. Kare de, eşkenar dörtgen de paralel kenardır dostlarım. Direkt paralel kenar demez, dikdörtgen de dese bu kural geçerli. Kare de dese geçerli, eşkenar dörtgen de dese geçerli. Ve kural şu. Karşılıklı köşelerin, bakın A ile C karşılıklı, X'leri toplamı, X1 ile X3 görüyorsunuz, eşitmiş diğer karşılıklı köşelerin X'leri toplamına. Bunu da orta noktadan buluyoruz, biliyor musunuz dostlarım? Şimdi şu K'nın orta nokta ya, bak A ile C'nin ortası. K'nın apsisini nasıl bulursun? X1 ile X3'ü toplayıp 2'ye bölmez misin? Peki D ile B'nin de orta noktası hocam. O zaman x2 ile x4'ü toplayıp da 2'ye bölsen yine orta noktanın apsisini bulursun. Bu ikiler gittiğinde bakın işte aradığım şey buradan ispatlanıyormuş, tamam mı? İspatını çok bilmeseniz de olur. Peki geçiyorum örneklere. Köşelerinin koordinatları şu olan paralel kenarda x ile y'yi bulun diyor. Şimdi dostum paralel kenarı şöyle yazdım. Alfabetik sıraya göre A, B, C, D'yi de dizince A ile C karşılıklı, B ile de D karşılıklı. O zaman A ile C'nin X'lerini toplayıp B ile D'nin de X'lerini toplayıp eşitleyeceğim birbirine. Şimdi A'nın X'i eksi 2, C'nin X'i X. B'ninki eksi 3, D'ninki 4. Buradan X eşittir. Şurası 1 yaptı. Eksi 2 de buraya artı geldi, 3 oldu. Şimdi Y için yapıyorum aynı şeyi. Y'leri toplayacağım aynı şekilde. 3 ile Y'nin toplamı eşittir. Eksi 2 ile 3'ün toplamını arkadaşlarım. İşte bu. 3'ler giderse
y buradan eksi 2 geldi. Bize de x çarpı y'yi eksi 6'yı soruyormuş dedik. Geldik buraya. Paralel kenarının köşe koordinatları olduğuna göre diyor. Yine aynı muhabbet dostum. Bakın A'nın ve C'nin apsislerini topluyorum. 3 artı 9 eşitliyorum. B'nin ve D'nin apsisleri toplamına, yani 15 ile M'nin toplamına. 12 burası. 15 ile 15'i bu tarafa alırsam 12 eksi 15'ten eksi 3 geliyor M. Şimdi Y'ler için aynısını yapıyorum dostlarım. K ile eksi 4'ün toplamı eşittir. Eksi 1 ile 1'in toplamına. Burası K eksi 4 eşittir 0. K eşittir 4 yaptı. M ile K'nın toplamı da 1 çıktı dostlarım. Beşinci formülümüz bir doğru parçasını. Bu da önemli bir formüldür. Birinci formül en önemlisi. Bu da ikinci önemli formüldür dostlarım. Bir doğru parçasını belirli bir oranda bölen noktanın koordinatları. Mantıkla çözeceğiz bunun sorularını. Biz sadece burada şunu öğrenelim. Şimdi bakın bir AB doğru parçası var. Bir C noktası bu AB'yi belli bir oranda bölmüş. İşte bu sorudan soruya değişecek. Atıyorum K'ya 2K, ne bileyim 3K'ya 5K gibi oranlar değişecek. Bizi ilgilendiren burada asıl ilk giriş kısmındaki önemli kısım şurası. Bu C AB'nin içinde mi, yani içten mi bölüyor, yoksa AB'nin bakın uzantısında dıştan mı bölüyor? İçten bölen de diyebilir sorunun içerisinde. Ya da şu simge ile de sorabilir soru arkadaşlarım. Bakın C elemanıdır AB dediğinde biz bunun içten bölen olduğunu, C elemanı değildir AB'nin dediğinde de dıştan bölen olduğunu bilecekmişiz. Şimdi sorularda çok daha iyi anlayacaksınız mevzuyu. Hadi şuna bir bakalım dostlarım. Bakın burada diyor ki C elemanıdır AB'nin. O halde bu içten bölüyor. Yani A burada, B buradayken C bu arada bir yerde. Şimdi onu çizelim. Bak AC 3K, BC 2K'ymış dostlarım. Demek ki C B'ye daha yakın. BC 2K, AC de 3K'ymış. Şimdi A'nın koordinatları eksi 4'e 2. B'nin koordinatları 6'ya eksi 3. Gerisi çocuk oyuncağı. Şimdi C'nin koordinatlarını arıyoruz dostlarım. İnanılmaz kolay bir işlem yapacağız şimdi. Bakın. Bildiğimiz iki nokta A ile B. Şimdi bunların arasında bir gidiş yapıyorum. A'dan B'ye gidelim. A'dan B'ye ne kadarlık bir yol gidiyorum? 5K yolunu gidiyorum. 5K'da X'e bakın dostlarım. Eksi 4'ten 6'ya zıplamışız. Ne kadarlık bir artış yaşamışız? Şimdi şurası 0 olsun. Eksi 4 burada, 6 da burada olsun. Buradan buraya giderken ne kadar arttım ben? 4 burada, 6 burada, 10 birim arttım dostlarım. Demek ki 5K'da 10 arttı x'ler. Peki 1K'da ne kadar artar sence? 2 artar, değil mi? Doğru orantı kuruyorum. 5'i 5K'ydı, 1K'yı soruyorum. Bak 5'e böldüm. Bu tarafı da 5'e bölersem K'da 1 arttı. Peki bana ne lazım? Şimdi ben A'dan C'ye gidip C'nin koordinatlarını bulacağım. Bakalım buradan buraya kaç arttı? Yani 3K lazım bana. Peki 3K'da ne kadar artar diye soruyorum. 1K'da 2 arttıysa 3K'da da 3 katı, değil mi? Bak bu bunun 3 katıysa bunun da 3 katını al. 6 artar. X'ler 6 artıyormuş A'dan C'ye giderken. Peki eksi 4'tüm. 6 eklersem üstüne ne olur? Eksi 4'ün üstüne 6 ekledim, 2 oldu. Şimdi aynı şeyi Y için yapıyorum dostlarım. Yine A'dan B'ye gidiyorum. 5K. Şurada yapalım. 5K'da biz 2'den eksi 3'e düştük. Yani 5 azaldık. 5 düştü. Tabi bunlar y'ler. Peki bize ne lazım şimdi? 3K lazım. Ama ben önce K'yı buluyorum. Peki K'da ne kadar düşerim? 1 düşer. 3K'da ne kadar düşer? 3 düşer. O halde A'dan C'ye giderken 3 düşüreceğim bunu. 2'den
3 çıkarırsam eksi 1 olur. Bize de bunların C'nin çarpımını soruyormuş. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2'dir dostlarım. Bakın hemen bir tane daha yapacağız. İyice alışacaksınız dostlar. Şimdi bir A noktası varmış. Bir de B noktası varmış ve A ile B'nin arasında demiş. Bakın bir C noktasıymış bu. Ve AC 2K, BC 1K olacak şekilde de C'yi seçtim. Şimdi A'nın apsisi 4'e 5, ordinatı 5. B'ninki de 7'ye eksi 4. Hadi hesaplayalım. Şimdi A ile B'yi bildiğim için önce A'dan B'ye gidiyorum. Yani 3K yolunu alıyorum. 3K'da dostlar 4'ten 7'ye çıktım. 3 arttı x dediğim şey. 1K'da 1 artar. Bana 2K lazım. 2K'da 2 artacak. X 2 artacakmış. 4'tü. 2 ekledim. 6 oldu. Şimdi y için yapıyorum. 5'ten eksi 4'e düşüş yaşamışım. 3K'da 9 düştü. 1K'da 3 düşer. Bana 2K lazım. 2K'da da 6 düşecek. Y'ler de 6 düşüyormuş. Burası y'ler için yaptığım. Burası da x'ler için yaptığım kısım. 2K'da 6 düşecek. A'dan C'ye giderken 6 düşüreceksiniz. 5'ten 6 çıkarttım. Eksi 1. İşte C 6'ya eksi 1'miş dostlar dedim. Hadi bakalım. Üçüncü örnek. Bakın burada dıştan bölen diyor. Şimdi bunu iyice görelim. Şimdi A burada, B de burada olsun ve C dıştan bölecek. Yani ya şu tarafta olacak C ya da bu tarafta olacak. Tamam mı? Hangisi olduğunu bize oran söyleyecek. Şimdi bu 3'e 1. Demek ki AC 3K, BC 1K olacak. Şimdi AC burası, burada olsa C. Burası olmasın diyelim. AC 3K, BC 1K olacak. E bakın olmadı değil mi? Burasının daha büyük olduğunu görüyorsun. 3K daha büyük sonuçta. E bunun K olma ihtimali var mı? Çok daha büyük bir sayı olması gerekiyor. 4K, 5K olması gerekiyor ki belki mantıklı olur. O yüzden C bu tarafta değilmiş. Hemen silelim. Bu tarafa yazdıklarımızı silelim. C bu tarafta değil. Bu tarafta olacak C. Peki gösteriyorum. C burada bir yerde. Hatta şunu da yazalım. BC 1K, AC 3K. O halde buraya da 2K kaldı diyelim. Şimdi A'nın koordinatlarını biliyorum. 4'e 7. B'nin koordinatları 6'ya 1. C'nin de koordinatlarını arıyoruz. Hadi başlayalım şimdi dostlar oran yazmaya. Bildiğim iki şey A ile B'nin arasını biliyorum. O yüzden önce buradan buraya gideceğim. Sonra B'den de C'ye gideriz dostlarım. Şimdi A'dan B'ye giderken 2K yolunda 4'ten 6'ya zıpladım. Yani 2 arttı. O halde 1K'da 1 artar. Zaten bana da 1K lazım değil mi? Bak B'den C'ye giderken 1 artacak. 6'ya 1 ekledim. 7. Şimdi aynı şeyi Y'ler için yapalım. 7'den 1'e düştüm bakın. 6 azaldım. Nerede? 2K'da. 2K'da 6 azaldı. K'da kaç azalır? 3 azalacak. Peki K'da 3 azaltıyorum burayı. 1'di. 3 eksilttim. Eksi 2 oldu. 7'ye eksi 2'ymiş. C'nin koordinatları dedim dostlarım. Şimdi burada bir durayım. Kalan örnekleri bir daha devam ederim şimdi birazdan. Evet, şunda kalmıştık arkadaşlarım. Hemen bakalım. Bakın burada C elemanı değildir. A, B diyor dostlarım. Yani C dışta bir noktaymış. A ile B'nin dışında, dıştan bölüyormuş. Hemen şuraya A yazalım. B'yi yazalım. Şimdi A'nın koordinatlarını biliyoruz. 2'ye eksi 3. B'nin koordinatları 4'e 5'miş. Ve AB 2K, AC 3K'ymış dostlarım. C hangisi olabilir diyor. Bakın şimdi buraya dikkat edin şimdi. Şimdi C dıştan bölüyor. Tamam hocam ama
Bu taraftan mı bölüyor C, diğer taraftan mı bölüyor? Oran belli edecek demiştik bunu. Şimdi orana bakalım. AB 2K. Tamam. AC'de 3K olacak. Şuranın tamamı 3K olması için burası K. Bir sıkıntı var mı oranda? Her şey normal. Tamam. Bu olabilir o zaman. Hemen bir deneyelim. C'yi bulalım. Şimdi şöyle mavi rengi de alayım. 2'den 4'e. 2K'da 2 artış yaşadı X. Peki 1K'da ne kadar artar diye soralım. Tabii ki 1 artar artık. Buna alıştık. O halde buradan buraya 2 arttıysa buradan buraya 1 artıyormuş dedim. 4'tü. 1 arttırdım. 5 oldu arkadaşlar. Şimdi geldim Y'yi bulalım aynı şekilde. 2K'da eksi 3'ten 5'e 8 artış yaşadı. 8 artış. 1K'da ne kadar artacak? 4 artacak. Hemen 5'ten 4 arttırdım. 9. 5'e 9 var mı şıklarda? Var. Ama olmayabilirdi de arkadaşlarım. İlk şanslıymışız ki ilk yaptığımız yer doğru çıktı. C bu tarafta da olabilirdi. Bakın C burada da olabilirdi. Bir de buradaki noktayı bulacaktık biz bu durumda. Çünkü buradaki oranı da yazarsanız bakın AB'ye 2K yazdığımda AC 3K deyip şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyordu. C'yi buradan da bulacaktık. O da doğru cevap olacaktı. Tabi şıklarda hangisi varsa ben onu işaretleyeceğim için ilk bulduğumu bu çıktı şıklarda işaretledim gitti. Hadi bakalım geçelim bir sonraki sorumuza bakalım o ne diyormuş. Evet şekilli bir soru. Bakalım neler var. Şimdi BC AB'nin iki katıymış. Şimdi A buradaki bir nokta. AB'ye K dediğimde BC 2K'ymış dostlarım. Bakın ben bu ABC'den faydalanıp B'yi bulacağım şimdi. Şimdi böyle çapraz olması sizi yanıltmasın. Sonuçta düz çizgidir bu arkadaşlarım. Sen istersen kafan karışıyorsa hani şöyle ABC'yi buraya çizip A burası, B burası, C burası şeklinde yine K'ya, AB'ye K, BC'ye de 2K'yı yazıp buradan da B'yi bulabilirsin. Hemen bir B'yi bulalım bakalım şimdi. 2'ye eksi 1'miş bu. Bu da 8'e eksi 4'müş. Şimdi A'dan C'ye gideceğim. Çünkü bildiğim ikisi bu. Sonra da A'dan da B'ye gidip B noktasını buluruz. Şimdi A'dan C'ye 3K yolu var. 3K'da 2'den 8'e zıplamışım. Yani 6 artış yaşamışız. Dolayısıyla 1K'da 2 artış yaşarız. Peki bize de 1K lazım zaten. Hemen 2 arttırıyorum. 4 oldu. Bakın B'nin apsisini buldum. 4. Şimdi ordinat. Eksi 1'den eksi 4'e 3 birimlik düşüş yaşadım. 3K'da 3 düştü. 1K'da 1 düşer. Hemen bunu yazdım. Burada da 1 düşürüyorum. Eksi 1'den 1 azalttım. Eksi 2 oldu. İşte B'nin ordinatını da bulduk. Şimdi biz bu B'yi niye bulduk? Bizden D'yi istiyor. E'yi biliyoruz. Bakın burası da düz bir çizgi. Hemen bu da kafam karışmasın diye EBD'yi şuraya çizdim. D burası olsun. B burası olsun. Edirne de burada arkadaşlarım. 5'e 6. B'yi 4'e eksi 2 buldum. Denizli'yi de arıyorum. Oranını yazalım. EB'ye 3K diyecekmişiz. BD'ye K dersek EB 3 katı olacakmış diyor. Yazalım K'ya 3K. Şimdi bildiğim ikisi bunlar. E'den B'ye gidip oranı bulacağım. B'den de D'ye gidip D'nin apsisini bulacağım şimdi. Peki 3K'ya bakalım. 5'ten 4'e düştü arkadaşlarım. 1 birim azaldı. 1 azaldı. O halde 1K'da ne kadar azalır diye soruyorum. Bak burayı 3'e böldüğüm için bunu da 3'e böleceğim. 1 bölü 3 azalır. Demek ki B'den D'ye giderken X'ler 1 bölü 3 azalıyormuş. 4 de hocam X. 1 bölü 3 azalttım. 12'den 1 çıktı. 11 bölü 3 oldu. Peki X'i bulduk. Burada rasyonel çıkıyor. Korkutmasın sizi. Şimdi Y'lere bakıyorum. E'den B'ye gideceğiz. 3K'da 6'dan eksi 2'ye 8 azaldı. K'da 8 bölü 3 azalır. Eksi 2 idim.
8 bölü 3 daha çıkarttım. Eksi 6, eksi 14 bölü 3 olur dostlarım burası da. Bana da D'nin koordinatları toplamını soruyor. Eksi 14, 11 daha eksi 3 yapar. Bölü 3'ümüz de var. Eksi 1 yapar cevabımız. Evet, hadi bakalım diğer soruya bakıyoruz. Evet, açıortayla karıştırıp da bir soru sormuş dostlar. Şimdi açıortayın hatırlayın kafa vardı, kollar, vücut, ayaklar ve demiştik ki kolların oranı ne ise ayaklar da aynısı olacak. 5'e 7 o halde ayaklar da 5K'ya 7K. Bak yine şu düz çizgiyi yakaladık. Buradan şimdi oranı yazıp işi bitirelim dostlarım. Şimdi toplam B'den D'ye, C'ye gidelim. Çünkü 12K ikisini biliyorum. Sonra da B'den D'ye gidip D'nin koordinatlarını buluruz. 12K yolunda, 12K'da eksi 5'ten 11'e ne kadarlık bir artış yaşadım arkadaşlarım? Toplam 16 birimlik bir artış yaşadım. 16 arttı. Peki neyi bulalım şimdi? Biz 5K'da ne kadar artacak bunu bulalım. Hemen 5K'yı soralım. 80 bölü 12 artar. Şöyle içler dışlar yaptığımda 80 bölü 12 artacak. Bunu da sadeleştirirsem 4'e bölersem 20 bölü 3 artacakmış arkadaşlarım. Peki eksi 5'tik 20 bölü 3 arttırıyorum değil mi x'i? Eksi 15 5 bölü 3 oluyor bunun apsisi. Hadi ordinata bakalım. 12K'da 5'ten 1'e düştü. 4 azaldı. 5K'da ne kadar azalır? 5 kere 4, 20 bölü 12 azalır. 20 bölü 12 azalacak. Sadeleştirelim. 4'e bölelim. 3 bölü yok. 3, 5 bölü 3. 4'e bölersem 5 bölü 3 azalacakmış arkadaşlarım. Hemen 5'i 5 bölü 3 azaltıyorum. 15, 5 çıktı. 10 bölü 3 yaptı burası da. İşte D'nin koordinatları toplamı 15 bölü 3'tür. Yani 5'tir dostlar. Burada da dış açıortayın oranını yazacağız. Dış açıortayı da biz düşen insana benzetiyorduk hatırlarsanız videolarımızda. Şu bizim dış açıortayımız. Oran şöyleydi. Yakın bölü uzak. Yani 6 bölü 9. Sadeleştirelim. 2 bölü 3 yani. Ve bunlar şu birinci ayak, şu da ikinci ayaktı. 2 bölü 3 buraya eşitti. Yani 2K tamamı 3K. Burası da K kaldı arkadaşım. Şimdi hemen şöyle bir düz çizgiyi gördünüz. Şurası düz çizgimiz. C'yi, D'yi biliyoruz. Şimdi hemen oranımızı bulalım dostlarım. B'den D'ye gidelim. Oran bulalım. Buradan da C'ye gidip sonucu bulalım. Şimdi 3K'da bakalım neler olmuş. Eksi 1'den 12'ye zıplamış arkadaşlarım. 13 birimlik bir artış yaşamış. 13 arttı. Bize 1K lazım. 13 bölü 3 artar. Peki eksi 1'dik. 13 bölü 3 ekledik. Eksi 3 10 bölü 3 yaptı. C'nin apsisi 10 bölü 3'müş. Ordinatı bulacağım şimdi. Yine 3K'da. 3K'da. 7'den 15'e zıpladı dostlarım. Ne kadar arttı? 8 arttı. Peki 1K'da ne kadar artar? 8 bölü 3 artar. 7 idi. 8 bölü 3 ekliyorum. 21, 29 bölü 3 yaptı. Topladık. 39 bölü 3. Yani 13 birimdir koordinatları toplamı dedik. Evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda da klasik sorulara geçiyormuşuz dostlar. Böyle sürekli karşımıza çıkan soruları çözeceğiz arkadaşlarım habire. Abone olmayı unutmayın kurban olayım. Ben de bir gaza geleyim daha şu abone sayısı biraz artsın. Hadi göreyim sizi çocuklar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.